yani. Evet. Tabii ki ilişki testimiz var birazdan. Ama öğrenelim bakalım eşinle. Adı neydi eşinin? Adnan. Adnan Bey'le ne zaman, nerede tanıştın? Adnan Bey'i ne kadar tanıyorsun? Anlat bakalım. Adnan Bey'i bir piknikte tanıdım kendisini. Kaç yıl önce? 2017'de. Eniştemin yeğeni aslında. Hani pikniğe gittiğimizde gördü. Ondan sonra sosyal medya aracılığıyla mesaj attı. Aslında biz hep birbirimizi görüyorduk mahallede ama hani hiç öyle bir düşüncemiz aynı yok. Aynı mahallede miydiniz? Aynen, aynı mahalledeydik. Kaç yaşında bu arada eşin? O da 26 yaşında. Yaşıtsınız. Ve bir yaş var. Ben 25, o 26 tamam. yaşında. İşte böyle gel git konuş et. Sonuç buralara kadar geldi. Kim açıldı? İlk nasıl oldu? Tabii ki de Adnan Bey açıldı. Adnan Bey ne dedi? Adnan Bey. Adnan Bey benden hoşlandığını iletti sağ olsun. Beni beğenmiş, görmüş, beğenmiş. Oo, evet. Akrabalık da var tabii. Tabii. Yani ama o akrabalığın vermiş olduğu bir Gerginlik mi oldu yoksa güven mi duydun? Ya şöyle, hani babam tanıdığı için ya babamın kulağına giderse. Bu arada akrabalık tırnak içinde nasıl bir akrabalık olduğunu tekrar et istersen. Benim teyzemin eşi, onun da dayısının oğlu, yani kuzeni. Evet. Yani kan bağı yok, uzaktan alakası. Eniştemin kuzeni o da. Aynen. Öyle söyleyeyim size. Aynen. Sonra işte konuşmaya başladık, ettik. 2 sene falan konuştuk. Aynen. Aileler nasıl duydu? Annem zaten, tabii ki de anneme hemen söyledim. Annelerden bir şey saklanmıyor çünkü. İyi ki vallahi. Ama babam tanıdığı için böyle bir gerginlik vardı. Hani yanlış anlar mı eder mi diye. Tabii biraz böyle bize bir kırıldı gizlediğimiz ya, için. Aynen evet. Böyle bir dargınlık süreci yaşadık. Aa, ne aynı kadar? Yani bir 6-7 ay kadar babayı falan. Babayı nasıl kırdınız ya böyle? Kırılır mı? Biz dedik ama anneme. Biz söyleyelim anne, bizden çıksın. Doğru. Çünkü Adnan şey dedi, hani bak babanın yüzüne bakamıyorum, utanıyorum. Tamam. Abin yok değil mi? Yok. Tabii abi olsa o zaman bir de onu düşün, eklensin. Babam görünce şey diyorum, sen kimle konuşuyorsun böyle? O da hiç Mehmet abi falan diyor ki, bilmiyor ki ben kızıyla konuşuyorum. Ay, hakikaten zor bir durum. Bayağı kırılmış ama. Ya haklı yani, önceden bilseydiniz adam kendini kötü hissetmiştir. Burada annemin babacığım şeyi vardı ama annem de kötü niyetinden değil. Hani babam bilirse hemen işler ciddiye binir. Ben daha üniversite okuyordum. Doğru, o üniversiteye gidiyordu. Böyle biraz bekledik. İşte evlilik teklifi? Ansızın geldi. Yani şöyle, biz yemeğe gideceğiz diye biliyordum ben aslında. Ama 3. köprü tarafında böyle ıssız bir yol var. gidiyoruz yollar karanlık. 155'e yapmışım, elimde bekliyorum. Bir şey olsa hemen arayacağım. Yol o kadar karanlık ki hani hiçbir şey gözükmüyor. O çok tenha. Diyorum ki bak kapıyı bir vursa sakın açma, kilitle kapıları, bekle bilmem ne. Sonra bir gittik işte sahilde evlilik organizasyon tutmuş. Çok güzel değil mi? Ben burayı biliyorum. Burada restoranlar var hani. Evet, aynen öyle. Ay çok güzel düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel görünüyor buradan da. Manzara süper. Evlilik teklifi almayan var mı aramızda acaba? Var maalesef. Ben. Ben aldım. Ben de almadım. Ben alamadım. Ben aldım. Sen aldın mı Özge? Ben de aldım. Sen almadın demek. Ben almadım. Öyle mi? Bizim programda ettirelim yani. İknayla. Bekliyorum buradan. İknayla. Duyurulur. Evet. Neler oldu? Ne yapmış? Nasıl hazırlık yapmış? Ya ben o kadar şaşırdım bize ki. Orada evet derken şey diyorum. Evet diyebilir miyim? Hani ondan bir izin aldım. Diyor ki diyebilirsin. Ben sonra bağırıyorum. Evet falan diye. Orada işte böyle gül verdi. Ondan sonra yüzük taktık. Üniversiteden arkadaşlarım vardı. Onlarla birlikte organize etmiş. Çok güzel düşünmüş. Çok eğlendik yani orada. Sonra hemen dedik, abi oradan bir erik dalı falan açabilir misin? Hemen eğlencemize eğlence katalım diye. Çok iyi yapmışsınız. Çok güzel, keyifli bir ortam.